Efendim merhabalar, sanal direktöre hoş geldiniz. Süper Lig'de artık saatler kaldı. Süper Lig'de ikinci yarının başlamasında Süper Lig'de ikinci yarı. Bugün oynanacak Trabzonspor, Özgür Kablo, Yeni Malatyaspor mücadelesiyle start alacak. Bizler de hafta boyunca sizlerin oylarıyla oluşan 11'leri sanal direktörde yine her zamanki gibi Raşit Altun'la birlikte yaklaşık bir saat boyunca sizlerle paylaşıyor olacağız. Hoş geldiniz Raşit Altun. Hoş bulduk. İkinci yarıda da sanal direktöre. Hoş bulduk. İnşallah tabii maalesef Covid vakaları malum. İnşallah bu hafta son olur diyelim yani. Hakikaten özellikle bazı takımların biraz sonra da göreceğiz. Evet. Durum kötü. İnşallah güzel bir sezon olur. İşte hastalık, sakatlık olmadan ligin ikinci yarısını bitiririz ama biraz durumlar kötü. Takımlarda da değindiği gibi Raşit evet. Altun'un değerli izleyenler birçok eksik var. Bunları birazdan sizlerle paylaşacağız ama önce haftanın genel görünüm ekranlara gelsin. İşte ikinci yarının ilk haftasında Trabzonspor saat 20'de bugün Özgür Kablo Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek. Yarın 13.30 seansında Gaziantep Futbol Kulübü Vavakar Fatih Karagümrük mücadelesi var. Evet. Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir'i konuk edecek. 16'da haftanın keyifli geçmesi muhtemel maçlarından birisi. Kasımpaşa Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Galatasaray yine son derece eksik bir kadroyla GZT Giresunspor'u ağırlayacak. İttifak Holding Konyaspor Sivasspor maçı ki biz bu maçı da gündemimize. Yani çok güzel bir maç olacak çok kesin. Çok güzel maç olacak kesin. %100 katılıyorum sana Raşit Altun. 16'da Göztepe Fraport Tav Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Yukatel Kayserispor çıkış arayan Altay'ı konuk edecek. Çaykur Rizespor yine bir diğer ligde gerek Covid vakaları birazdan konuşacağız. Gerek sakatlıklar sebebiyle eksik kadrosuyla Beşiktaş'ı konuk edecek. Fenerbahçe ise haftanın son maçında. Pazartesi. Güzel maçlardan biri. Adın değil mi? Çok güzel. Demirspor'un her maçı kesinlikle. Güzel ama orada tabii Covid nedeni Mario Balotelli yok. Hepsini konuşacağız. Hepsi her takımda eksikler var maalesef. İlk maçımız sanal direktörde günün haftanın açılış maçı olacak. Trabzonspor Özgür Kablo Yeni Malatyaspor maçında. Bakalım taraftarın 11'inde Trabzonspor 11'i nasıl şekillendi ekranlara gelmeye başlıyor. Trabzonspor taraftarı 4-2-3-1'i %39'la oyladı değerli izleyenler. %39 4-2-3-1 aldı bir kez daha. Uğurcan Çakır oylarında büyük çoğunluğunu aldı. Her zamanki gibi kalesine ilk yarıda gelen 28 şutta 26 kurtarış. Yani müthiş canım. Yani böyle bir rakam olamaz. Evet. Yani hakikaten muazzam bir performans. Yani, Trabzonspor'un puan farkıyla lider olmasındaki en önemli faktör. Tabii ki işte stoperleri tabii ki ön taraf ama Uğurcan Çakır farkını gösterdi ilk yarısında. Bakalım stoper hattında kimler var? Değerli izleyenler Trabzonspor'da. Evet. Yine Edgar'ın da olmadığını sizlerle paylaşalım. Edgar sezonu kapattı. Vitor Hugo takımla çalışmaya başladı. Yani sakatta geçmiş ama daha hazır değil. Muhtemelen haftaya olacak. Ama şu var. Geçen yani ligin son maçında, ilk yarının son maçında gol yemedi zaten Başakşehir'den. Ligin iyi takımlarına göre. Ben iyi oynadığını düşünüyorum Densin Hüseyin ikilisinin. Katılıyorum. Bir takviye ihtiyacı var mı? Var kesin. Yani sonuçta Allah korusun bir sakatlık daha olsa ne olacak ya da bir kart cezası. Şampiyonluğa oynuyorsunuz. Bence o bölgeye bir takviye Trabzonspor'a şart. Dedi Raşit Altun. Peki beklerde kimler var? Bakalım sanal direktörde taraftar. Sağ beke Perez'i koymuş %84'de. Dansville'i hem sol bek hem de soper hattında kullanmış. Koymuş. İsmail %28 taraftar. Almış. Diğer de hani kim olursa olsun da. Tronsen yok yine. Yok evet %21 almış. Yani tabii orada muhtemelen İsmail oynayacak. Bakalım kim forma giyecek Trabzonspor'un savunma hattı böyle açılış maçında değerli izleyenler orta sahada bakalım kimler var. Trabzonspor taraftarı yine Berat'ı koymuş. Yanına da Hamşi'yi getirmiş. Abdülkadir Ömür'ün de o bölge için aldığı 112'lik bir oy var. Bagasetas yine 10 evet. numara bölgesinde şekillenmiş. Siopis'in oyu yine düşük. %6'da yani ben bugün Murat'la yani Trabzonspor muhabirimiz Murat Türker'le yayına bağlandı. Dorukhan'ı koydu o mesela Berat'ın yerine. Daha ofansif bir takım yaptı. Yani muhtemel kadro veriyor tabii. Evet, kesin tabii. Değil de. Trabzonlular gibi değil. Düşünmedi yani. Ya da hocanın öyle düşünmediğini tahmin ediyor. Oraya Dorukhan'ı koyuyor. Yani neticede Malatya'nın da eksikleri var. Kendi sahanızda daha ofansif bir kadro yapmıştı mesela. Sağ bekede İsmail'i koymuştu. Berat'ın yerine de
Dorukhan'ı. Buyurun. Bakalım nasıl bir 11 çıkaracak teknik direktör Abdullah Avcı. Kanatlarda kimler var? Ekranlara geliyor. Abdülkadir Ömür %88. Vakayeme, onun da bir sakatlık problemi vardı. Evet. Vakayeme'nin de dönmesi bekleniyor takımına. %96 ile ve en uçta ise hatta forvet ekranlara gelsin, genel yorumlayalım. Andreas Cornelius'un oyu artık Raşit Altun %88. 60'larda genelde. Evet ama Canini'nin de olmadığını, olmadığını söyleyelim. Tabi izleyicilerimiz biliyor ama ligin lig bugün başlıyor. Ama transfer 12'sinde başladığı için Trabzonspor'un 12'sinde oynatmaya. Yani Trabzonspor'un yeni transferleri oynayamıyor. Trabzonspor'un değil tabi. Bütün takımların yeni transferler ligin ikinci yarının ikinci haftasında oynayacak. Yani vallahi yine Trabzonspor'un işte gördüğümüz gibi. Ya Vakayeme'nin olması, Vakayeme, Hamşik, bunlar hakikaten çok özel oyuncular. Bakasetas, Cornelius, üst düzey oyuncular. Abdülkadir aynı şekilde. İyi bir kadrosu İşçi oldu muhakkak. Transfer Abdülkadir Ömür'ü nasıl etkiler performansını? Bence pozitif. Tam o mevkiye. Yani Vişça tam şampiyonluk hedefleyen bir takımın. O pozisyonda ama eksiği vardı Trabzonspor'un. Abdülkadir Ömür işte formsuz, sakat, cezalı. 10 numara da zaten. Oraya da geçebiliyor. Ortada da oynayabiliyor. Evet. O yüzden yani çok mantıklı bir transfer. Çok özel bir oyuncu biliyorsun. Alex'ten sonra, 2000 ve sonrasında Alex'ten sonra en çok asist yapan oyuncu. O da arada 1-2 gol asist var. 107'ye 108 ya da 107'ye 109. Alex önde ama Alex'in tabii sezonu az 8. 10. sezonunu geçti. Muhtemelen de geçecek. Edin Vişçe çok özel bir oyuncu hakikaten. Kaçırdığı maç yok. Kaçırdığı maç yok. Kariyerinde çok az, evet, kariyerinde çok az kırmızı kart. Bir kere yanılmıyorsam kırmızı kart gördü. Yani bir biyonik adam yani. Biyonik adam yani. Her sene 10 gol 10 asisti sağlam yani. O yüzden bence çok doğru bir, çok mantıklı bir transfer oldu. Peki. Trabzonspor'un 11'i sanal direktörde böyleydi değerli izleyenler. Taraftar bu 11'i seçti. Peki konuk ekipte Yeni Malatyaspor'da bakalım taraftar ne diyor? Taraftarın 11'inde kalede %91 ile Ertaç Özbir, evet, var. Malatyaspor'un karşısında Ertaç. Bakalım kimleri göreceğiz. Şimdi burada Wallace'ın tabii eksikliği önemli. Deneyimli bir santrafor. Stoper. Onun da eksikliğin önemli olduğunu söyleyeyim. Ve ligin hani en golcü. En iyi takımı en azından hani ilk yarının karşısında Semih Sadık, iki tane yerli bence deneyimli yerli stoper. Hep konuşuyoruz sahnede. O büyük bir orta sahada sorun var. Orta sahası biraz böyle çok yumuşak şeyin. Malatya Spor'un oraya da iki takviye yaptılar. Tabii onlar da takımla antrenmana çıkıyor. Ama önümüzdeki hafta oynayacaklar. Yani Malatya Spor'un Göztepe maçında, kendi sahasında oynayacağı Göztepe maçında sahada olacaklar. Beklerde kimler var? Bakalım Yeni Malatya Spor'da Mustafa Eski Hellaç %64 ile ve Karim Afez de %97 ile sol bekte yerini alıyor. Ya tabii orta Mustafa sahada ofansif olarak özel bir oyuncu ama defansif yönü ofansif kadar kuvvetli değil. Daha çok hani bir ön oyuncusu Mustafa Eski Hellaç. Ryan Abit ve Endong'la birlikte Münir evet, yer alıyor. Yani işte buraya takviye zaten yani Abid'in transfer olacağı dedikoduları da var. Takımdan ayrılacağı hani transfer tabii başlamadı. İzleyip göreceğiz tabii. O şeydeki Hatay Spor'daki performansını Malatya'da sergileyemedi. Yansıtamadı. Bu arada Azubuke ile Donsa'ya transfer etti Malatya Spor. Tabii resmi olarak oynatamadığı için. İkisi de defansif orta saha oyuncusu. Donsa'ya da Crotone'den neticede İtalya futbolu. Fizik anladığımız yani ilk izlenim hani fizik gücü yüksek, orada mücadele gücü yüksek. İki oyuncuyu takviye yaptı. Yani önümüzdeki hafta onlar oynayacak muhtemelen Malatyaspor'da. Peki. Kanatlarda bakalım Yeni Malatyaspor taraftarı ne diyor? Kubilay %54 ile sağ kanatta. Hani sazlı bir oyuncu Kubilay. Uzun boylu bir oyuncu. Evet. Yani tabii. Ya bir forvet oyuncusu. Bir forvet oyuncusu. Yani orada tabii Münir hakikaten özel ligin en çok ilk yarında en çok çalım atan oyuncusu ama biraz böyle pozisyonları yani şeyde bitirişte biraz sorunlar yaşadı. Teteh de yok. Afrika Kupası'nda Adem tabii. O da ligin en istikrarlı golcülerinden biri. Ve en uçta da Adem büyük yer alıyor. %54
artmış. Yani işi zor, gerçekçi olalım Trabzon karşısında Malatyaspor'u. Yine tabii ki puan UEFA Uluslar Kupası'nda. Afrika Uluslar Kupası'nda. Puan tabii ki alabilir. Puanlar da alabilir ama gerçekçi olmak gerekiyorsa işi zor. Maçın favorisi Trabzonspor. Trabzonspor haftaya da Sivas deplasmanına gidiyor. Çok zor bir deplasman. Tabii mutlaka zaten ofansif bir kadroyla kazanmak isteyecektir. Kendi sahasında Göztepe'yle oynayacak haftaya. Malatyaspor'da artık yeni Şumidika'nın yeni takımını işte takviyelerle bakalım ne oynayacak göreceğiz. Hep birlikte Trabzonspor yeni Malatyaspor maçının hikayesini seyredeceğiz. Değerli izleyenler, bir diğer mücadeleyle devam ediyoruz. Sanal Direktörü mücadelesi Galatasaray GZT Giresunspor mücadelesi ekranlara gelmeye başlıyor. Evet. Galatasaray'ın sanal direktörde. Evet, 10 tane eksiği var Galatasaray'ın da. Her takımda tabii çok eksikler var. Biraz Galatasaray, Beşiktaş, Alanyaspor biraz fazla oldu bu hafta en azından. Zaten İsmail şöyle bir sayayım. Yani Covid nedeniyle Fananot, Fatih, Alparslan, Taylan, yine Feguli, Muhammed, Afrika Uluslar Kupası'nda Kerem Markao, Mustera. Cezalı Kerem Markao mı? Kerem Markao cezalı. Mustera ile Cagne yine sakat. Sakat. Ağır sakatlıklar. Yani. Evet. Tamam ama yani neticede Galatasaray takımsın. Sağa çıkıp oynayacaksınız. Kalede İsmail Şipe yer alıyor. İsmail Şipe'nin performansını açtı. Yani çok tabii yani çok tartışılıyor. Mesela Antalya Spor maçından sonra göklere çıkarıldı İsmail Şipe. Denizli Spor maçından sonra da çok eleştirildi. Ya sanki İsmail Şipe'de yani ben çok fazla olumsuz konuşamayacağım ama sosyal medya işte. Evet. Yani ama maalesef çağımızda tabii her futbolcu için bu. Her sporcu için. Herkes için hatta sen benim için. Hani çok kötü olmayan bir performans bir sosyal şey medyada oluyor. Şu anda hani çok fazla lince uğradığını düşünüyorum. Evet, öyle bir performans yok yani İsmail Şipe'nin. Bakalım stoperde kimler var Galatasaray'da değerli izleyenler. Nelson'la birlikte Kaan'ı görüyoruz. Zaten Işık Kaan Aslan geçen sezonu Velimeşe Spor'da geçirdi. Boyu çok uzun değil. Yani 1.80'in üzerinde ama hani 1.90'a yakın değil. Ama hava hakimiyeti olan bir oyuncu. Yani ağır bir oyuncu değil. Agresif hani fiziksel güçlü bir oyuncu. Yani ben en azından denenmesi gerektiğini, sezon başından beri denenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bakalım oynatacak mı? Yani taraftar oylamış ama Luyendama'nın da bir oynama durumu galiba varmış. İzleyip görüyorum tabii inşallah keşke genç oyuncular oynasa. Bakalım beklerde kimler var Galatasaray'da? Sasha Boye sevinci yaşanıyor diyebilir miyiz? Evet ama dönüyor tabii takıma. Tam onu da hani kesin fit, sağlıklı resmi maç oynamadı. Nasıl dönecek bu da merak Nasıl dönecek konusu. O merak konusu. Ömer zaten orada alternatifsiz şu anda. Van Aanholt da yok. Orta sahada bakalım kimler var? Taylan'ın da olmadığını varsayacak. Taylan da yok. Berkan, Aytaç. Bilmiyorum belki ben Aytaç sürprizi olabilir diyorum. Yani Berkan'ın performansı hakikaten şey oldu yani. Vasatın altında kaldı son maçlarda. Yani Çıkıldağ zaten hani şu Galatasaray'ın zayıf orta sahasındaki en kuvvetli isim diyelim. Yani. Sanki onu diyecektim yani Çıkıldağ'ın sanki biraz daha rahat oynaması için hani çok kuvvetli hani fiziki gücü yüksek iki orta sahaya ihtiyacı yani var gibi Raşit Altın daha rahat oynaması. Geçen sezon da hep konuşuyorduk. Bu sezon da Galatasaray'ın çok zayıf bir orta sahası var. Geçen sezon da zayıftı, bu sene de zayıf. Evet, Berkan, Taylan, Çıkıldağ. Emre klasik bir orta saha oyuncusu değil zaten. Oynayacak da adam yok ama zaten. Taylan'da olmadığını farz edecek olursak. Eksiklerle ben Aytaç olabilir diyorum ama. Evet. Hani ben Aytaç'ın oynayabileceğini düşünüyorum. Kanatlarda kimler var? Değerli izleyenler bakalım. Morutsan %84'le sağ kanatta. Barış Alper Yılmaz'sa %31'le sol kanatta yer alıyor. Yani Barış Alper'in de bu kadar eksik Galatasaray'da artık bir şeyler yapması. Yani ben de yani çok bence özel bir oyuncu. Fizik gücü yüksek, süratli, şutu var, kuvvetli ama o mesela Emre Kılınç'ta olan, o insanın doğasında olan kendine güven bence Barış Alper'de yok. Biraz zamana ihtiyacı var. Yani bazı oyuncular olur. Kerem gibi mesela. Kerem inanılmaz kendine güveni olan bir oyuncu. Hani ilk geldiği günden beri. Evet doğru. İstanbul'a ilk geldiği günden beri. Galatasaray forması giydiği günden beri. Ama Barış Alper öyle değil. Biraz daha tabii bu karakter doğuştan olan bir şey. Biraz kendine güven kazanması gerekiyor. Bunlar fırsat tabii. Yani bu kadar eksik Galatasaray sonuçta iç saha mücadelesi artık şey yapması lazım yani. Bir fark ortaya koyması lazım Barış Alper Yılmaz'ın da. Biraz geç oldu tabii ama. Ama en azından tabii 2000 doğumlu bir oyuncudan bahsediyoruz. Ben çok özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Barış Alper Yılmaz'ın.
Peki. Forvet'te bu kez çok fazla tartışmayacağız zannediyorum. Caknemi, Mustafa Muhammed diye. Ben sanki Babel'de oynar diyorum. Hani yani hoca oynatır diye düşünüyorum. Katılıyorum. Tabii yani. Evet. Yani burada Galatasaraylı taraftarlar seçmemiş ama ben hani yarın Babel'in 11'de olacağını tahmin ediyorum tabii sadece. Bakalım nasıl bir ortaya çıkacak. Haftaya da Hatay deplasmanına gidiyor. Galatasaray zor bir deplasmana gidiyor. Ama tabii Kerem'le Markan'ın cezası bitiyor. Yani daha bir şey olacak herhalde, eksikleri tamamlayacak. Peki. Hatay deplasmanı için. Bakalım GZT Giresunspor Beşiktaş deplasmanında gerçekleştirdiği bir mucizeyi bu sefer Galatasaray'a karşı gerçekleştirebilecek mi? Giresunspor 11 ekranlara geliyor. Sanal direktörde taraftar yine 4-2-3-1'i oyluyor %35'te. Kalede de Okan Kocuk var. Okan'ın da bir ara transferi. Geçiyor. Herhalde Galatasaray, ben okuduğum için yani. Hatta İrfan Can'ın da transferi Göztepe kalecisi. Evet ama Okan'ın Galatasaray'a geri dönmesi karşılığında Giresunspor'un Aytaç Kara'yı istediğini okudum ben. Bilemiyorum tabii doğru, yanlış, ne kadar kaynak sağlam bir diye. Peki ama sence Okan, bu transfer olur mu ya da nasıl değerlendiriyorsun? İki takım içinde mutlu eder mi bu transfer iki takımı da? Valla Galatasaray'ı mutlu eder de ben Giresun'u mutlu edeceğini düşünmüyorum. İyi performans sergiliyor. Okan. Okan. Yani bilemiyorum. Ben sezon sonuna kadar tutar diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten yani bir yeni nefes aldı. Kime düşmüyor? Attığın üstüne attı kendini ama daha kümede kalmadı. Giresun Spor yani buralarda kaleci çok önemli. Ben düşünmüyorum bırakacağını. Peki. Bakalım stoper hattında kimler var? GZT Giresun Spor'da Douglas ve Perez yer alıyor. %24. Douglas %36. Perez. Evet, burada Diarra yok. O da önemli bir stoper. Evet. Çabuk bir oyuncu. Yani zaten onu oynatıyor Hakan Kereş. Perez ile Diarra'yı eksik tabii. Her takımda var. İşte Galatasaray'da baktık. Biraz sonra Beşiktaş'ta her takımda eksikler var. Eklere bakalım. Giresun Spor taraftarı ne demiş? Zeki koymuş her zaman. Yani ben müthiş oynadığını düşünüyorum Zeki'nin. Katılıyorum. Yani hakikaten iyi bir performans sergi ve Giresun'a giderken Hakan Kereş Zeki'yi transfer ederken böyle bir şey de eleştirilmişti yani. Ya Zeki oynuyor işte çocuk. Yani oynatıyor hoca. Tebrik etmek lazım Zeki'yi de. Bu sezonki performansından sonra nedeniyle Aziz Bey işte hani burada da şuna bakmak lazım. Emre Taşdemir Galatasaray oyuncusu kiralık gitti. Giresun'da oynayamıyor. 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 Bir dönem milli takımda da oynayamıyor ama işte. Yani burada demek ki biraz kendine bakması lazım Emre'nin de. Orada sahada bakalım Giresunspor'da taraftar ne diyor? Flavio ve Champions ikilisi yer alıyor. Hemen önlerinde de Hosseini Diabate %26'lık oyu var. Yani buraya da takviye yapacak herhalde. Yine konuşulan isimler var Giresunspor'da da. Parmak var Giresunspor'da. Evet. Abdülkerim. E tabii yani mantıklı. Pardon. Hem yakın, şehir yakın. Trabzon'a, Giresun arası yakın. Biraz hafif bir Karadeniz dayanışması var orada demek. Yani Flavio da biliyorsun. Diabete de. Trabzonspor'da olacak tabii yani. Komşu şehirler. Mantıklı bir transfer ama bence en büyük sıkıntı Giresunspor'da santrafor eksikliği var yani. Sıkıntı demeyelim de iyi bir tabeleciye, golcüye ihtiyacı var. Dukara da zaten olmayacak Giresunspor'da. Evet. Dukara da yine kadroda yok sevgili izleyenler. Hatta kanatlarla birlikte forvetleri de alalım. Alalım. Bakalım. Süleymanov 157. Sağ kanatta evet. Sergio. Sergio değişik oyuncu. 81. Ben de beğeniyorum Sergio. Evet, enteresan. Sezon başından beğeniyorum. Yani Balde de çok hizmet etti. Çok örnek bir profesyonel. Ama artık yani gerçek bence en azından. Hani Giresun'da yedek santrafor olur. Balde ya yani Süper Lig'de daha doğrusu. Süper Lig'de yedek santraforunuz olur. Haftaya da Kasımpaşa ile içeride oynuyor. Tabii daha hedefli maç ama ben Galatasaray Giresunspor maçının ortada olduğunu düşünüyorum. Tabii Galatasaray'da yönetim, hoca hani böyle bir takım, bir kulübün içindeki bir kaos. Kaos demeyelim de hani böyle bir hoş bir durum yok yani. Steril bir durum yok Galatasaray'da. Hem öyle hem de birçok eksik var. Eksikler yani, 10 tane eksiği var. 10 oyuncu yani eksik. Yani Giresunspor'un sürpriz ortada yapmak istiyorsa tabii. İdeal bir deplasmanı. Artık ben sürpriz diyoruz tabii. Dilimiz öyle alışmış. Evet tabii. Can artık her takımı yeniyor. Doğru. Giresunspor'un Galatasaray'ı nefs tadına yenmesi sürpriz olmayacak artık yani. Bence değil en azından. Evet. Yenebilirse. Galatasaray'ın kazanması zaten kendi sahasında çok normal. Güzel bir maç yine bizi bekliyor.
Bu da bu maça ilişkin son yorumlarımız oldu sevgili izleyenler. Sanal direktöre kısa bir ara. Aranın ardından kaldığımız yerden, bıraktığımız yerden maçlarla beraber devam edelim. Sanal Direktör devam ediyor. Taraftarın 11'leri, taraftarın seçtiği dizilişlerle birlikte Sanal Direktör'de. Şimdi konuşacağımız mücadele Rizespor Beşiktaş maçı olacak. Önce ev sahibi diyoruz, ekranlara geliyor değerli izleyenler Sanal Direktör'de. Rizespor'da kalede Gökhan yine liginde yerli kaleci rotasyonunda. Çıkıyor bildiğim kadarıyla. Kaparlar mıyız? Bilmiyorum. Tarık da iyi kaleci. Fenerbahçe altyapısından. Yaşı da genç. Bakalım ne olacak. Devam ediyoruz. Rizespor'da Holmen'le birlikte. Evet, Selim. Selim yine yer alıyor. Bir tecrübeli, bir genç. Yani evet. Tam genç diyemem de. Biraz daha Selim'e göre genç değil. Holmen. Evet. İki stoper. Bakalım nasıl bir performans ortaya koyacaklar. Beşiktaş'a karşı. Devam ediyoruz. Bek'te Gökhan Gönül. %73. Sağ bek Cemali. Sertel %67 sol bek. Yani bu zaten ideal kadrosu. Cemal'i de beğeniyorum. Ofansif olarak evet ama biraz defansif. O da 2000 doğumlu. Kendini geliştirmesi gerekiyor tabii. Çizgiye inen. Evet bekler. Ayağı düzgün. Bir de boyu uzun. 1.86 boyu var. Hani atletik bir oyuncu. Ben hatta biraz daha Zeki Çelik'i görüyorum onda. Ara ara yaptığı çıkışlarda. Ceza sahasına girmeyi de deniyor. Ama Zeki'nin defansif yönü de kuvvetli. Cemal'in biraz daha zayıf. Ofansif olarak ama etkili. Ama tabii 2000 doğumlu daha genç oyuncu. Evet, peki. Orta sahada bakalım kimler var? Çaykur Rizespor'da Djokovic ve Sabo. Takviye yapacaktır bence buraya. Evet. Bir kere Rizespor'un 4-5 oyuncu transfer edeceğini düşünüyorum ben. Mesela Yusuf Sarı'nın Trabzonspor'dan Yusuf Sarı'nın ismi geçiyor. Bilmiyorum, göreceğiz. Yani ben buraya bir takviye yapacak diyorum. Bilemiyorum. Orta sahaya. Bir takviye gelecek mi Çaykur Rizespor'da 11'e sevgili izleyenler kanatlarda taraftar ne demiş? Bakalım Boydu koymuşlar. Sağ kanada Boydu Amini Umar. Evet o şeyi yapamadı. Beklenen ofansif en azından patlamayı, katkıyı Rizespor'a sağlayamadı ki herhalde muhtemelen de o yüzden Yusuf Sarı'yı transfer etmek istiyoruz. Ve forvette de Çaykur Rizespor'da Loic Remy. O da ritmini buluyor gibi ama bakalım. Yani çok yüksek de bir kontratı var ama tabii çok beklentinin altında kaldı. Yani özellikle Anadolu takımları bu tip transferlerden uzak durması lazım. Artık yani yeter artık. Yani Skoda gibi, makine gibi santraforu gönderip çok risk alıyorsunuz bu transferde. Yani Balotelli çıkmıyor herkes. Doğru. Yani risk alıyorsunuz. İşte Çaykur Rizespor'un değerli izleyenler taraftarı. Haftaya da Karagümrük deplasmanına gidiyor. İstanbul'a geliyor. Karagümrük'te oynayacak. Zor bir maçtı Rizespor için. Devam ediyoruz. Beşiktaş'ta birlikte. Beşiktaş'ta da yine birçok eksik var. Ki birazdan zaten değineceğim. Kalede Ersin Destanoğlu %98 ile birlikte yer alıyor. Birçok eksik var Beşiktaş'ta. Mert Enkudu, Gökhan Gezdal, Salih Uçan, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Serdar, Mehmet Topal, Pjanić, Larin. Kim var abi? Yani kim var ya? Biraz zor tabii. Ne olacak bilemiyoruz tabii. Editörümüz Atay Kol da zorlandı hatta Beşiktaş'ın kadroyu taraftardan gelen kuramadı. Hoca da yok tabii. Oyları hocanın da olmadığını söyleyelim. Önder Hoca da yok. Önder Karaveli de yok. Yani nasıl olacak bilemiyoruz. Çok çok büyük şanssızlık tabii. Bakalım ne olacak? Bakalım. Soper hattında taraftar ne diyor? Vida ve Montero. Montero zaten eldekilerle birlikte. Yani en azından hani Vida Montero. Evet. Bu üçlü de önemli yani, takım için. Sağ bekte Rozier. Sol bekte de Rıdvan. Aslında ideal. Savunma hattı ideal. İdeale yakın yani. Evet. İdeal daha. Hatta ideal yani. Beşiktaş'ın savunma hattı. Nazar değmesin diyelim de. Evet. Bu şekilde bakalım orta sahada ne diyor sanal direktör ve taraftarlar Josep de Souza yine 135'lik aldı bir oy var. Evet. Teixeira. Tabii ki Pjanić'in yokluğunda evet. Çok normal.
olması. Alex Teixeira yer alacak. Atiba Hutchinson %12'lik aldığı bir boy var. Atiba'nın da onun da forma giymesi bekleniyor. Kanatlara bakalım. Beşiktaş'ın kanatlarında kimler olacak? Bakalım. Kim olacak? Bilmiyoruz. Çünkü şu anda eksiklerden yani dolayı. Çok eksik var ve yani bir isim de söyleyip şey yani yapamıyoruz. Bir genç oyuncu yani olacak elbet orada ama. Yani hangi genç oyuncu ya da yani nasıl olacak hakikaten zor. Önder Karaveli ne yapacak? Aslında bu kadar eksikte Önder, ben de merak ediyorum. Serdar Topraktepe olacak herhalde takım başında. Hoca da olmayacak. Eski Beşiktaş'ta 5 yaş altyapısından yetişen Serdar Topraktepe olacak ama. Enteresan bir hani Kenan Karaman da korona yani şu olabilir, şu olabilir. Ama Raşit Altun taraftar Kenan Karaman yerine sonradan açıklandı çünkü. Diğeri seçti. Evet ama şu ben de şunu düşünüyorum. Şey oynayabilir. Umut Meraş. Yani sol arkalı önüne oynatırsınız ya. Rıdvan'ın bir de ofansif olarak çok güçlü. Kimi öne atarsın? Umut'u Rıdvan'ı mı? Yok Rıdvan'ı atarsın. Rıdvan'ı öne atarsın. Geride. Rıdvan orta yapmıyor ki. Asist yapıyor. Yani, ağzına evet. Atıyor yani. Ben kafasına diyecektim sen. Yani espri olarak tabii. Kafasına atıyor da. Hani ona atıyor. Nokta atıyor evet. Yani Rıdvan. Bakalım kanatlarda hakikaten bugün en azından mücadelede Önder Hoca'nın işi pek kolay olmayacak. Forvet'te kim var? Beşiktaş'ta. Michy Batshuayi yer alıyor. %86'lık aldığı bir oy var. Batshuayi'nin de Raşit Altun nasıl yorumlarsın? Beşiktaş'ın yani zaten eksiklerle hani, birlikte. Evet. Zaten hani başka da zaten alternatifi de yok. Yani inşallah böyle çıkabilir diyelim bir de. Hani daha çünkü ben Gürler'le de konuştuk bugün. Hani bir iki isim daha eklenebilir dedi maalesef listeye. Emirhan'ı belki oynatır. Hani kupa maçında Süper Kupa finalinde oynayan. Yani inşallah daha artmaz tabii. Hani ki zaten oraya yani gidiyor gibi. Emirhan bilmediğimiz sanki. İki kişi daha yani açıklanmayan iki kişi daha o test sonucu bekleniyordu herhalde. Gürler'le biz öğlen konuştuğumuzda. Tabii çok çok zor bir durum. İnşallah başka yani en azından bu takım çıkarsa da yine hani iyi bir iskelet var. Koskoca Beşiktaş takımı yani neticede. İşte Emirhan olur. Ben diyorum ki mesela örnek veriyorum. İşte sağ Emirhan'ı koyarsın. Rıdvan'ı öne atarsın. Arkaya Umut Meraş. Yine tamam yani. İdare fena eder değil yani. Dersin. Yani her takımda bunlar oluyor. Her takımda eksikleri var. Maalesef evet. Üzülerek. Zor maç. Haftaya da Antep'le oynuyor. Vodafone Park'ta Beşiktaş. Tekrar geçmiş olsun diyelim. Bütün tabii şeylere. Bütün kulüplerdeki vakalara, oyunculara, herkese bir kez daha. Başkanlara. Başkanlar da tabii. Etkilendi maalesef. Peki. Devam ediyoruz sevgili izleyenler. Sanal Direktör'de Sivasspor'la Konyaspor maçı ile birlikte taraftarın 11'lerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Ekranlara geliyor. Birazdan gelecek ekranlara değerli izleyenler. Şu güzel maç. Hazırlanıyor 11'ler. Anadolu derbisi. Vakit varken de sana sorayım Raşit Aldun. Zaten genel haftanın programını sunarken de izleyenlere. Yani bence mesela haftanın hani mesela benim merak ettiğim, çok merak ettiğim maçlardan biri tabii yani. Evet. Seyç, işte buyurun. Yani ligin en iyi kalecilerinden biri. Kıran kırana bir maç olacak. Ya zaten bak iyi kaleciniz olacak bir kere. Bir. Parayı kaleci, yani kaleci ucuz, santrafor pahalıdır. Parayı kaleciye, defansa ben olsam yatırım. İyi bir kaleci bir kere kesin olacak Seyç. İşte Ersin, Uğurcan Çakır. İyi kaleciniz olacak. Muslera yok. Sıkıntı büyük gibi. Doğru. İyi kaleciniz olacak. Şeyç %97'lik evet. Aldığı bir oy var. Stoper hattında bakalım Konyaspor'da Ahmet Çalık'la birlikte. Geri döndü Ahmet Çalık tabii. Vallahi iki oyuncu da. Evet, beton gibi ve hani Ahmet Çalık Galatasaray'dan kovalarak yani kovulmak tabii de hani gönderilmiş bir oyuncu. Ama şimdi o dönemde çok hocam. Fazla oynamadı hatta bir ara fiziki olarak da atabilirim tamam, yani tamam, bir vücudu yağlandı tamam, bir şeyler de oldu ama toparlaması kendini çok kısa sürdü tamam, bu konuşulmadı. 3 ayda işte. Kendini tamam. Ne hale getirdi? İlyan Hoca oynatıyor işte. Oynuyor çok da iyi oynuyor. Çok da iyi yani. Oynuyor. Çok da iyi oynuyor. Maşallah. Bakalım beklerde kimler var? Ekranlarda. Sukubic. Ligin en istikrarlı sağ sol beki. Bak zaten her zaman seninle de konuşuyoruz. Bir takımın şu defans hattını sayabiliyorsan Seyit, Sukubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Cilerme. Bu iyi takımdır benim gözümde. Anladın mı? Sayabiliyoruz yani. Tabii. Evet, herkes sarıyor. Türkiye'deki futbolla ilgili herkes bu takımı sayar. Şurayı. Evet. Ya santraforlar gelir gider değişir.
işte ön taraf kanatlar gelir gider değişir maçtan maça taktik gereği ama birbirine tanıyan istikrarlı oyuncular. Ve onca Covid vakalarına rağmen Afrika Kupası'na rağmen rağmen takımda şu anda eksik yok Konya Spor'da. Bu çok önemli. Tabii, ya şanssızlık yani tabii. Çok seyahat etti. Örnek veriyorum Beşiktaş. İşte yabancı futbolcular ülkelerine gitti geldi. Evet. İşte mesela. Onu yapacak bir şey yok yani. Yani Messi oldu canım artık daha Covid yani. Herkes oluyor yani ona yapabilecek bir şey yok. Devam ediyoruz. Orta sahada Konya Spor ligin istikrarlı takımlarından birisi. Her mevkide Soner'le birlikte. Evet. Hacı Ahmetoviç önlerinde ise Empoku yer alıyor. Bütücüsüyle, endiriş çekicisiyle. Ben iyi bir transfer yapacağını düşünüyorum bu arada. Yani bir transfer daha yapacağını zaten Sayın Başkan mı söyledi? Başkan, Hoca söyledi galiba. Onu da tekrar tebrik edelim Konya Spor Hatta yönetimini. Hatta Ekuban'ın adı. Evet ama Ekuban olmamış galiba. Ekuban'ın adı Beşiktaş'ta da geçiyor. Tekrar Konya Spor Sayın Başkan'ını tebrik edelim. Hoca'yı da tebrik edelim. Sözleşmeyi de iki sene uzattılar. Çok da doğru yaptılar. İrem Palut'la. Doğru bir zamanda yaptılar. Tabii. Yani inşallah iyi gidecek bundan sonra. Konya maçlar da artık doluyor. Bir tribün kültürü de oluşuyor. Kadro da iyi. Bakalım ne olacak. Evet. Buyurun. Kanatlarda bakalım kimler var. Konya Spor'da taraftar ne diyor? Evet, Serdar'ı koyuyor. Müthici. Taraftar Serdar Güller %89 aldı. Çok da iyi oynuyor hakikaten bu sene. Solda da Bütücü, sağda Serdar ile birlikte Konya Spor. Yani gençler, küme düşen gençler birinden Soner yani. Göztepe'de patlayamayan Serdar. Serdar. Galatasaray'ın gözden çıkardığı Ahmet Çalık. Tebrik ediyoruz. Hocalık hoca takımı. Hoca takımı öyle olunuyor. Bravo, değil mi? Bravo. En uçta bakalım kim var? Çikarlişi'nin de aldığı %66'lık bir mesela oy var. Çikarlişi de gezdi. Evet gezdi. Çok gezdi geldi, gezdi. Akhisar, Başakşehir. Bravo. Sonrasında şimdi. Bu da hocaya yazar işte. Değil mi? Haftaya kesin. Başakşehir deplasmanı İstanbul'a geliyordu. Zor tabii. Konya, Sivas'ta tabii zor bir takım. Onu da söyleyelim yani. Hatta sen Sivas'ta zor bir takım demişken bakalım sanal direktörde Demir Grup Sivas Spor taraftarı nasıl bir 11, nasıl bir diziliş çıkardılar? Ekranlara bir şey mi söyleyecektin? Sivas Spor ligin ilk yarısında dakika başına, oyuncuların dakikaları başına ligin en yaşlı takımı. Enteresan. İmiş. Aslında düşününce değil yani. Yatavari, Gradel, Yatavari. Hakan Aslan. Hakan Aslan evet. Bir Kerem Atakan Keskin var 2000 doğumlu. Gerisi hep yaşı yüksek oyuncular yani. En yaşlısıymış 20 takım içinde en yaşlı takım Sivas. Ali Şaşal. Evet. Ekranlara da geliyor kalede. Yer alıyor Demir Grup Sivas Spor'da. Onun da performansı iyi. Ali Şaşal da iyi bir dönemden geçiyor. Yani Sivas Spor tabii Avrupa Kupası oynamasa, Max Gradel olimpiyatlara gitmese bence en azından bir 4-5 puan daha yukarıda olur diye tahmin ediyorum. Bakalım stoperde kim var? Evet. Demir Grup Sivas Spor'da. Gutas ve Kamara yer alıyor. Bekler de ekranlara gelecek. Ahmet. Uğur. Çiftçi. Ve Ahmet Oğuz'la birlikte. Uğur çiftçi. Aa, Uğur da çok istikrarlı bir isim. Evet evet. Hatta transferde adı geçiyordu. Yani milli takıma da konuştuk. Hani yokken adam. En azından bir denenebilirdi Uğur çiftçi bence. Transferde Trabzon'a çok yazıldı ama o herhalde olmadı transfer. Daha transfer açılmadı gerçi. 12'sinde açılıyor. Transfer tahtası açılmadı ama en üst kulağımıza gelen bir şey yok bu konuda. Orta sahada bakalım kimler var. Trabzon Spor'da Hakan Aslan %30 ve Kafi %26'lık bir oyu var. Önlerinde ise bahsettiğin genç Kerem Atakan. 2000 doğumlu. Genç ve gelecek vaadeler. Hem hücum hem defansif olarak oynuyor. Klasik bir 8 numara. 10 numara da oynayabiliyor. Faysal Fajir yok. Büyük önemli eksik. Çok büyük eksik. Yani tabii Faysal'ın olmaması Fajir'in çok önemli bir eksik. Ve zor Konya deplasmanında. Gradel de yine olmayacak. Ki ekranlara da gelecek kanatlarda. Sivasspor'da sevgili izleyenler. Pedro Henrique ve Pedro Henrique. Evet. Her iki kanat içinde taraftar Henrique'yi oraya koyuyor. Gradel yok. Bakalım nasıl bir planı var Rıza Çalınbay'ın. Bunu da hep bakalım birlikte önde kim var? Göreceğiz. En önde de yine Yatabare yer alıyor. Evet. %43 ile. Yani tabi burada muhtemelen Kaya da olur. Hani iki Henrique'nin birinin yerinde.
Yatabari'yi kanada mı atar diyorsun? Yani. Yok. Aslında öyle de oynatıyor Rıza Çalınbay. Hani topu kanada şişiriyor Yatabari'ye. Ya da Kayode'de hani kanat forvette oynayabilecek bir oyuncu. Çok güzel bir maç. İki takım için de çok zor bir maç. Tabii ki biraz kendi saha ve seyircisi önünde Konya'nın avantajlı olduğunu söyleyelim. Haftaya da Sivas Trabzon'la oynuyor Sivas'ta. O da çok tabii güzel maç olacak. Bir haftanın bence en keyifli maçı olabilir. Tabii izleyip göreceğiz. Bir de biz böyle diyoruz. Tabii maç 0-0 ya da hani son dakika 1-0 oluyor. Kitliyor iki takım da çok iyi savunma yapan takımlar. Fizik gücü yüksek takımlar. Yani çok böyle kora kor bir mücadele olacağını düşünüyorum ben. Maçın favorisi senin gözünden maçın öne çıkanı biraz daha Konya Spor mu? Kendi sahası seyircisi, puan durumu. Havaya girmiş şehir. Maçlara bayağı bir tarafta 30 bin üstünde taraftar gidiyor. Tabii. Önemli tabii bunlar yani. O yüzden kendi saha ve seyircisi avantajıyla da birazcık önde görüyorum ben ama tabii ki Sivasspor'un kazanması da sürpriz değil ya da beraberlik. Peki. Yani çok sert böyle kıran kırana yani bir orta saha mücadelesi şeklinde geçer diye düşünüyorum maçım. Peki. Bunlar da bu maça ilişkin Raşit Altun'dan gelen son yorumlar oldu sevgili izleyenler. Fenerbahçe adına Demirspor sanal direktörde konuşacağımız taraftarın 11'ini belirlediğimiz, seçtiğimiz son mücadele olacak. Fenerbahçe'nin 11 ile birlikte sanal direktör devam ediyor. Kalede Berke Özer yine %97'lik aldığı bir oy var. 4-2-3-1 %38. Tabii Fenerbahçe'de tüm 11, işte sakatlar, eksikler, şu bu hepsini bir kenara koyup taraftarın aklına tek bir soru var. Fenerbahçe takımında teknik direktör hamlesi tabii biraz da şey nasıl oldu gerçekleşecek? Yani. Kim olacak tabii Fenerbahçe'nin teknik direktörü? Çok normal tabii ki yani. Taraftarların bu konuda artık biraz sosyal medyada baskı da var, eleştiriler artıyor de var. Bunlar da normal. Fenerbahçe'nin hocasıysan, Fenerbahçe'nin başkanıysan, Fenerbahçe'nin topçusuysan baskı olur, eleştiri de olur. Bu gerçek. Ki böyle bu durum yani Fenerbahçe seviyesindeki bir büyük takımın Avrupa seviyesinde de Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray hakikaten büyük kulüpler yani büyük takımlar. Bu kadar hocasız kalması da tabii eleştirileri beraberinde getirir. Bilmiyorum Jorge Jesus'un çok ismi geçti. Joachim Löw'ün geçti ki en mantıklısı. Yani keşke hani neticede Alman milli takımı dünya kupası. Görmek ister. Dünya kupası. İsteriz. Ama tabii Löw'ün 15 yani 15 seneden fazladır belki de. Belki de 20 senedir kulüp çalıştırmıyor. En son Avusturya ve yeni mi? Innsbruck. Yani Adana Spor'dan ayrılıyor. Tabii doğru. Oradan Innsbruck galiba. Oradan da ya Rapid Wien ya Avusturya ve yeni. Evet. Sonra Alman milli takımına geçiyor. Tabii sonra hoca başına geçiyor takımı. Ben Bilic'te olabilir diyorum hala. Hani sonuçta neticede Slavan Bilic'te. Sadece şey yapıyorum yani tahmin yani bilgi olarak tabii söylemiyorum. Bu üç isim de olur yani Fenerbahçe seviyesinde bir kulüp için kaldırabilecek seviyede hocalar. Yani çok kolay değil Fenerbahçe'nin hocası olmak. Yani büyük kulüplerin kolay değil. Baskı medyası var, işte taraftarı var, sosyal medyası ayrı. Zor ama tabii vakit geçiyor. Yani sanki birazcık yani Löw da, şöyle mantıklı olan Löw Mesut Özil. Mesut zaten Özil'e, hani akıllar o geliyor yani, hep hani. Bu 2012 arada, Dünya Kupası alınan başarı 2014. 14 düzelttik pardon. Özür dilerim. Bu arada Löw'ün menajeri Harun Aslan isimli bir menajer. Türk ve yıllardır hiç ayrılmadı. Hani sadece böyle, Harun Bey mi sevgili yoksa hani farklı haklar olabiliyor çünkü bazı. Yok yok menajeri ben, Harun Aslan. Belki hani Asya hakları, yok, Türkiye yok, yok, yok. Hayır. Almanya'da yaşıyor. Harun Bey Erik Geres'in de menajeriydi. Ha, peki tamam. Yani olabilir diye düşünüyorum ben. Bilemiyorum tabii. Peki. 11'lerle devam edelim sevgili izleyenler. Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak sorusu belirginliğini, belirsizliğini koruyor. Ama Fenerbahçe yine Zeki Murat Göle önderliğinde sahaya çıkacak. Atilla Salahi ve Kim Min-jae yine stoperde. Doğal olarak yani. Beklere bakalım. Osayi Samuel %38 ve Filip Novak %70 aldığı oy böyle bu iki ismi. Yani bir hani sanki yeni takdir hoca mi? Yani Osayi Samuel'den sağ bek değil. Nazım evet tabii ki amir takım seviyesinde ama yani sanki oraya olabilir bilemiyoruz tabii yani. Ama şu anda durum bu. Bakalım orta sahada kimi
göreceğiz. Fenerbahçe'de Crespo, onun da performansı artıyor. İrfan Can Kahveci %24'lük aldığı bir oy var. Mesut Özil yine %23 aldı oylar. Zaits %4 almış taraftar. Abi Mesut nasıl Zaits'i o kadar kesmiş. Mert Hakan'ı da taraftar yine. Mesut ne, nasıl o kadar azalmış? Çok yerde girdiği için herhalde. Şimdi baktım şeye tekrar. Evet. Joachim Löw'ün menajeri Harun Aslan Bey. Baktım Tayfun Korkut, Nazım Sangare. Yani Fenerbahçe'de olduğu için söyledim. Evet, Erik Gerez'in de tabii hocalık yapmıyor Erik Gerez. Menajeri hani Fenerbahçe zaten daha önce çalıştı. Türkiye'yi biliyor. Mesut'la arası iyi. Bakalım hayırlısı inşallah. Mesut Özil'in de aldı o yüzde. Aa, o az geldi bana ama çok adamla çok girmiş. Ama yine daha az yani ben. Bilmiyorum ben. Yani. Evet. Kanatlara bakalım. Fenerbahçe'de kanatlarda taraftar ne diyor? Rossi %27 ile sağ kanatta yer alıyor. Bence bu enteresan. Sol kanatta da Pelkas yine %49'luk aldığı bir oy var. Yani İrfan Can Kahveci'nin bir adım önünde olması. Rossi'nin mi? Evet. Var orada İrfan Can sağ. Ben mevki olarak diyorum ben yani. Ben yani benim fikrim İrfan Can'ın yerinde. İrfan Can'ı oraya da koyar diye düşündüm ben taraftar hatta. Ben olsam yani benim takımımda İrfan Can'ın yerinde Sosa, Rossi'nin yerinde İrfan Can, Pelkas'ın yerinde Rossi diye düşünüyorum ben tabii nacizane. Yani ben Sosa'yı bilmiyorum yani. Sosa ben biraz şeyim var yani. Çok seviyorsun Sosa'yı. Yetenekli oyuncu çünkü. Bir de çorapları indirmiş topçuları seviyorum. Bu şaka bir tarafa da ben yani. Ya iyi de oynuyor aslında. Evet. Yani taraftar yani, tabii ki. Sosa, Crespo, Sosa, Crespo, İrfan Can, Mesut topa değemezsin gibi yani. Taraftarın Crespo'ya da hani performansına sahip çıkması da genç bir oyuncu. Önemli. Crespo beğeniyor demek ki taraftar. Evet. Uruguay bu 23 yaş altı milli takımının en değerli oyuncusu, en pahalı oyuncusu. Rost. En uçta da bakalım Fenerbahçe'de Valencia. Yani, Ener Valencia. Ener Valencia bu sezon oynasaydı. Berisha yok. Bu arada hatırlatalım. Evet. Berisha Fenerbahçe'de yok. Ener Valencia bu sezon oynasaydı bence bir yani işte Fenerbahçe'nin 32 puan değil mi? Evet. Yani bir 35 en kötü 37-38 yapardı diyorum ben. Potada olurdu Fenerbahçe. İçeri atar mıydı üstlük? Yani? Atardı. Bence potaya sokardı Fenerbahçe'yi. Hakikaten o da çok özel bir oyuncu Ener Valencia. Hatta zaten Premier Lig'den talibi var. Hani çıktı yani şey yazdı. Adabasını yazdı. Wolverhampton galiba. Şimdi tam hatırlayamadım da. 7-8 milyon euroluk bir öyle bir teklif olduğunu yazdı ama tabii bilemiyoruz yani. Fenerbahçe'nin 11'i böyleydi. Sanal direktörde değerli izleyenler. Fenerbahçe'nin rakibi Adana Demirspor'da bakalım taraftar nasıl bir 11 belirliyor. Kalede bence Muriç var. En iyi kalecilerinden biri. Katılıyorum. Yani ben tabii ki yabancı sınırından dolayı artık bütün takımlar, kulüpler yerli kaleciye yönelecekler ama yani neticede Kosovalı kaleci de Manchester City'nin oyuncusu yani. Sinu hakikaten oyuncusu. Fiziğiyle işte yani atletizmiyle duruşuyla tam bir kaleci. Bakalım ne olacak kariyeri? Burada mı devam edecek? City'den oradan işte bir daha mı kendine gitse izleyip göreceğiz yani. Hani 3 sene sonra vay be City'nin kalecisi Demirspor'da bizim ligimizde oynadı diyebiliriz yani. Ya da işte başka bir adada büyük takım ya da Avrupa'da büyük bir takımın. Muriç çok iyi, çok iyi performans ortaya koyuyor. Adana Demirspor'da Soper'de bakalım taraftar ne diyor? Samet ve Rasul yer alıyor. Samet geri döndü. Soper hattına. Samet de biliyorsun Trabzon istiyor. Akçabaş Sabah Spor altyapısından 94 doğumlu. Geçen sene geldi. Yani biraz geç patlama yapan bir oyuncu. İstanbul'da Sultanbeyli'de oynamış işte. Keçiören Gücü'nden aldı 4 milyon TL'ye. Şimdi Trabzonspor istiyor. Bence mesela mantıklı bir transfer Trabzon için. Neden? Yerli. Yerli. Sert. Bence ligin en iyi yerli stoperlerinden diye düşünüyorum ben. Artık onu geçen sene Samet Hoca mı aldı, Aybaba mı aldı, Sayın Murat Sancak mı aldı? Kim gelirse tebrikler. 4 milyon TL'ye beton gibi stoperi koydular. Takımda banko oynuyor. Bakalım. Kaleciyi yabancı yapabiliyorsunuz mesela Samet oynayınca. Anlatabiliyor muyum? Büyük avantaj. Böyle ucuza oyuncuyu kapattık ilk 11'de oynatmak da Montella oynattığını da söyleyelim. Bunu da şey yapalım. Bakalım bekler de taraftar
Hinleri koyuyor. Simonsson %75 ve yine Kaan da, Kaan Kanak da %63'lük aldı. Ama o, tabii Ömer Bayram'ı istediği de Sayın Başkan da söyledi zaten. Hani oraya bir söyledi. Evet, söyledi. Orta sahada bakalım Adana Demirspor taraftarı ne diyor? Gökhan İnler ve Stambuli önlerinde de Vargas. Vargas müthiş oynadı. 4 evet. gol, 8 asist. Belhanda'yı da biraz silmiş Demirspor'larda. Yani silmiş derken oyu çok düşmüş. Biraz yani. Düşmüş. Yine Bjarnason zorlamış. O da o beklenen etkiyi yapamadı. Belhanda. Bakalım kanatlarda taraftar kimleri koyuyor? Yunus Akgün vallahi çok iyi oynuyor. Yunus da %86 yani, her şeyi saymazsan, Muriç'i saymazsan en yüksek oyu almış. Gerçi Balotelli olsa hani farklı olurdu da. Hakikaten müthiş oynuyor. Vargas da müthiş oynuyor. Onu da söyleyeyim yani. 4 gol 8 asist harbiden yüksek bir zaten rakamlar yüksek yani. Taraftarda hem kanada hem de vermiş, orta evet, hakkını vermiş. Hakkını da vermiş. Vargas'ın Balotelli yok. Covid-19 testi. Ama orada Hasan Bolon da var mı? Balotelli'nin var. Ama Balotelli'nin yokluğunda Adana Demirspor taraftarı %39'la Asson Balonga'yı ben koyuyor. İyi bir santrafor olduğunu düşünüyorum. Zaten ada seviyesinde yıllarca oynamış. Fizik gücü yüksek. Sağ hızlı böyle ama süratli. Ben iyi bir santrafor Asson Balonga'da. Baktığın zaman genel ya iyi bir kadro olarak hem Fenerbahçe 11'ini hem Adana Demirspor 11'ini düşündüğün zaman bence çok keyifli bir yani çok güzel bir maç çok güzel maç olacak. Evet. Onu evet. söylemek gerekiyor. İnşallah tabii Allah işte sağlık sorunları olmazsa kimse de tam kadro çıkabilse harika olacak tabii. İki takım için de söylüyorum. Kendisi aslında Kayseri ile oynuyor haftaya da Demirspor. Peki. Yalnız bu yani bu maç bir de yani Fenerbahçe 32 puan, Demirspor 30 puan. Kazanırsa mesela Fenerbahçe'nin üstüne çıkıyor. Evet. Adana Demirspor. Yani böyle de bir durum var yani. Tabii ki Kadıköy'den maç kazanmak çok kolay değil de. Hani ben matematiksel olarak olasılığı söylüyorum. Peki. Bence haftanın mesela Konya, Sivas maçı ve bu Fenerbahçe Demirspor maçı. Ben benim fikrime göre benim hani en azından sonucunu en merak ettiğim iki maç. Çok sağ ol Raşit Altun, bir kez daha sana çok teşekkür edelim. Ben teşekkür çok ederim. Değerli yorumların için. Bugünlük de bizden bu kadar. Raşit Altun'la birlikte sanal direktörde huzurlarınızdaydık değerli izleyenler. Önümüzdeki hafta Cuma saat 17'de bir kez daha hafta boyunca tr.binsport.com adresine sizlerden gelen oyları sanal direktörde bir kez daha sunacağız, paylaşacağız. Hoşçakalın.